Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler ve diğer üniversitelerden gelen pek kıymetli misafirlerimiz. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Dumlupan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Uluslararası Afiş Festivalimizin bu söyleşisine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi söyleşiye davet edeceğim tasarımcımız Sayın Luba Lukova. Kendisi uzunca bir süredir New York'ta olup Amerikalı bir tasarımcıdır. Kendisi özellikle posterleriyle, illüstrasyonlarıyla çeşitli dergilerde, yarışmalarda ödüller almıştır. Hakeza bir dolu ülkede de kişisel sergilerini açmıştır. Şimdi alkışlarınızla kendisini buraya davet ediyorum. Buyurun. To thank you so much for having me today for this presentation, and a couple of thanks that are due to Sami Chilikchi, who approached me almost a year ago on Facebook, I think, and here I am. He organized my visit, so my thanks to Sami for everything, and thanks to the hospitality of the art department here at the university. This is my first visit to Turkey, and I'm really enjoying it. And I'm going to show you some of my work, and let me now give him a chance to translate that. Thank you for help. Okay. Kendisi burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyor. Ayrıca organizasyonun fikrini çıkaran sevgili arkadaşımız Semih Çelikçi'ye özellikle teşekkür ediyor. Kendisi bir senedir onunla iletişimde olduğunu, ilk defa Türkiye'de bulunduğunu ve bu süre içerisinde bizlerin konukseverliğini ve yardımlarımız hakkında teşekkür etti. Şimdi sunumumuza başlayacağız. Okay. So we can start. Maybe is the picture already on? Let me check. Görsel alalım. There? Yes. Yes, now okay. All right. So a couple of like words about myself. I live and work in New York for many years, since 91, and I have my studio, and I work as artist, graphic designer, illustrator, anything related to images and to images that go on public spaces or being reproduced or exhibited in galleries. So that's what I do for a living. Kendisi 1991 yılından beri New York'ta bulunuyor. Ve illüstrasyon, işte poster ve görsel, görselin olduğu her mecrada çalışıyor. Ben bir görsel artistiyim diyor ve ben hayatımı böyle geçiriyorum. İşte bu işte kitaplarda, dergilerde yayınlanan, ayrıyeten yarışmalara katılarak hayatımı böyle geçiriyorum diyor. I work for commissioned clients commissioned me to do work, but and I do a lot of that, but in the last I would say 7-8 years, I started my small publishing and published a series of social commentary works, and I never imagined that I will get so much interest and demand from that. So in the past 7-8 years, I exhibit a lot of my work in the US and internationally, and I will show you some of that work tonight. Okay, I got it. Bir süredir, yani 7-8 yıldan önce, daha evvelden tekil işler yaptığını, özel işler yaptığını söylüyor. Ama 7-8 yıldan bu yana kendi yayınlarını, kendi tasarımlarını sergi olarak bir dolu yerde yayınlamış ve bunun daha çok ilgi çektiğini, daha çok beğenildiğini söylüyor. Bu genellikle sosyal içerikli işlerinden bahsediyor. Okay. And the first image that you see is for one exhibition I did 2 years ago in Alabama, the state of Alabama. And if you know the history of the US, 50 years ago from Alabama started the civil rights movement, and the Dr. Martin Luther King was the one who organized the people. And you know his fate, how he was killed 2 years after that. So when I did my exhibit, it was exactly the 50th anniversary of the movement, and I did this for like a poster for my exhibition, because I'd like always when I exhibit in a place to find something that relates to the place.
Mm-hmm. And you see here Dr. King and his famous phrase, I have a dream. Mm-hmm. And all these people around him who basically destroyed him. Mm-hmm. So that was my homage to his legacy as a social mm-hmm. thinker. Okay. Bu ilk görselimizde 2 yıl evvel Alabama'da sergilemiş. Amerika tarihinden de bilindiği gibi Martin Luther King kişisel haklar adına çok fazla savaş vermiş bir insan. Ve bu deklarasyonundan 2 sene sonra da kendisi öldürülmüş. Burada da bu imajda da görüldüğü gibi işte burada kendisinin ünlü sözü I have a dream sözü var ve devamında da diğer köpeklerle beraber onun ölümü anısına bir iş yapmış ve 2 sene belki bu sergide zaten Martin Luther King'in 50. yıl ölüm yıl dönümüymüş. I also did recently an exhibition in another state in the American South in the Mississippi Delta, and this is where, if you know again from history, where the slaves worked in the cotton plantations. But also this is the place where the blues music originated, because that was the music of the slaves. And in this picture, if you see, first you see the harmonica player, but around it you see in the background the hands of the cotton picker. Mm-hmm. And the idea is that music and art sometimes, or more often, come from suffering and pain. Mm-hmm. And that's what this poster says. But again, I was exhibiting in the Delta, and that mm-hmm. was the poster for my exhibit, which relates to the history of the region. Mm-hmm. Bu şeyde de, bu afişimizde de bunu Mississippi Deltası'nda daha evvelden sergilemiş. Mississippi Deltası, Amerika'da genellikle kölelerin bulunduğu, pamuk işçisi kölelerin olduğu bir yermiş ve aynı zamanda Mississippi bölgesi de aynı zamanda blues müziğin çıkış yeri oluyor. Ve müziğin ve sanatın kısmen bazı yerlerde başlangıç noktasının acı ve çileden geçtiğini, acı ve çileden başladığını bahsediyor. Burada da işte mızıka çalan, müzik yapan bir kölenin yanında öbür tarafta pamuk toplayan iki el gösteriyor. This one is for the disaster that we saw in Fukushima a couple of years ago when the atomic plant was destroyed because of the earthquake. Mm-hmm. But at the same time, we honored the 25th anniversary of the Chernobyl disaster in Ukraine. 25th. Mm-hmm. Yes. And the image basically shows that the atom can destroy us, and that no matter that we are technologically advanced, but we are as vulnerable as the ancient Greeks, because this is a reference from the classical Greek sculpture of Laocoon, if you remember from art history. Mm-hmm. So that's about that. Okay. Yeah, you can just say. Bu afişini de Fukushima'daki Japonya'daki depremden sonra olan Fukushima'daki atom santralinin patlamasından sonra yapıyor. Ve aynı zamanda bunu da yaptığı vakit Çernobil faciasının 25. Yıl dönümü oluyor. Yani kendisi şöyle diyor. Hani atom bizleri yok eder. Hani ne kadar teknolojiye bağlanırsak aslına bakarsanız o kadar daha zayıflıyoruz. Ve öbür yandan da hani bir şey gibi Yunan antik Yunan zamanındaki gibi aslında o kadar da savunmasız olduğumuzdan bahsediyor. Yani teknolojiye bu kadar bağlı olsak da. Bu nedenle işte Yunan mitolojisinden figürlerle beraber atom sembolünü birleştirdiğini söylüyor. This poster is talking about the immigrants who come to a different country, and they very often are treated with hostility from the local people. They are not welcome. And very often the local people say, oh, they take our jobs. But the immigrants usually do the dirtiest jobs that no one else wants mm-hmm. to do. So that's why I combined this image of an immigrant worker with the letter O
is becoming like a toilet. So showing this kind of duplicity that they depend on the immigrants, but at the same time they say, oh, they take our jobs, you know. So that's the irony of this one. Bu ofisinde ise göçmenlerden bahsediyor sanatçımız. Hani göçmenler bildiğiniz üzere yani bulundukları çoğu yerde hoş karşılanmıyorlar ve dışlanıyorlar. Aynı zamanda hani oradaki hani göçmenlerin bulunduğu yerlerdeki çoğu insanın şöyle bir tabirinden bahsediyor. Geliyorsunuz ve bizim işimizi alıyorsunuz diye. Oysa ki bu dışlanmışlık ve itilmişlikten dolayı göçmenlerin yaptığı işlerin çoğunun pis işler, kötü işler olduğundan bahsediyor. Burada da hani bizim işimizi alıyorum derken görsel ve teksti birleştirip aslında kötü işleri yaptığını hani buradaki ironiden buradaki ironiye değinmiş. This one is for an anti-war organization in New York. And you see in this one the metaphor, because in all of my images I like to play with these visual metaphors, and this is something about education versus war, and the bomb becomes a pencil sharpener. Okay. burada da New York'ta bir organizasyon dahilinde yaptığı bir iş bu. Burada da eğitim savaşa karşı konseptiyle yaptığı bir iş. Burada da aslında hani hem eğitimi körelten bir kısmı bomba ve kalemtıraş esprisini yapmış. And in 2008 I published a series of 12 images that I put in a collection called Social Justice, and here I'm going to show you a few of them. The first one is media, how the media, the brainwashing of the media. Bu 2008 yılında yaptığı 12 eserden oluşan bir serinin bir parçası bu. Sosyal adaletle ilgili bu seri ve bu onlardan bir tanesi medya ile ilgili. Hani medyanın insanın beyinlerini ne şekilde manipüle ettiğini manipüle ettiğinden bahseden bir iş bu. Okay. Another interpretation of immigrant. I basically make it similar like the previous immigrant poster I showed you. This time is a grafted person, someone who is moving from one place to another but continues to grow. Burada da bu da yine göçmenlerle ilgili bir önceki çalışmamızda gördüğünüz gibi bir eser. Burada da hani göçmenlerin oradan oraya gitse de buradaki bir ağaç aşılama işlemini görüyoruz. Aynı şekilde göçmenlerin büyümeye, gelişmeye devam ettiğinden bahseden bir eser. This one is about privacy, how the government invades our privacy and they control our emails, our phone calls. And I played with this famous sculpture of Rodin, the thinker, and his thought is captured in a mousetrap. Burada da özel hayat, özel alana müdahale ile ilgili yaptığı bir eser bu. Hükümetlerin işte e-maillerimizi, işte şifrelerimizi bizi takip etme, bizim düşüncelerimizi kontrol etmesi, kontrol ettiğini düşünüyor. Burada da düşünen adam heykelinin düşüncesinin de kapıldığından bahsederek bir ironi yakalamış. This one is called Sudan. And it's about the this inequality in the world, which creates a lot of problems. And if you see inside the mouth is the nutrition label that we see in every food in the developed world, but all the ingredients are 000 to show that for us food is a commodity, but there are places where people for is like a matter of life and death. Bu çalışmanın ismi ise Sudan. Sudan'daki açlığa değinmiş bu. Burada ağzın içerisinde göreceğimiz gibi yani herhangi bir ürünün içerik bölümü bu. Yalnız herhangi bir üründen ziyade buradaki birimlerin karşılığının sıfır olduğunu dikkat çekiyor. Yani bu yemek bizim için normal bir şeyken veya işte böyle detaylarına biz daha doğrusu tok olanlar böyle detaylarına bakarken aç olanlar için bunun herhangi bir anlam ifade etmediğini den bahsetmiş, açlığa vurgu yapmış. Go on. This one is for a typical American issue. It's called health coverage. And in 2008,
when Obama was about to get elected, that was one of the biggest issues then, that 40 million Americans don't have health coverage. And here I did this umbrella with the handle, like symbol of the medicine, and the fabric is removed. And this became very popular. And when Obama was elected, even I was contacted by his campaign, and it was displayed at his inauguration when he was, you know, elected. So. Buradaki eserde de sağlık güvencesiyle ilgili bahsetmiş. Zira Obama'nın en son seçim vaatlerinden bir tanesi sağlık güvencesi oluyor ve yaklaşık 40 milyon insana daha fazla insana sağlık güvencesi sağlanacağından bahsetmiş. Lakin bu o kadar da düzgün giden bir iş, bir vaat olmadığı için alt bölümde bulunan sağlık sembolüyle hani koruma güvenceyi imgesi olarak şemsiyeyi koymuş ve şemsiyeyi de bu şekilde bezlerinden arındırarak aslında bu işin yerine gelmediğini ima etmiş. İlginç de bir ironidir ki bu güvence bu seçimden evvel Obama'nın şeyi ekibi kendisine iş yapsın diye daha evvelden bir teklif götürmüşler ama bu ondan sonra yapılmış bir iş. This one is called censorship, and if you see here, the flutist has his nails, his fingers nailed to the flute, and it shows that when you can't express yourself freely, it always hurts. Bu çalışmanın ismi de sansür. Burada gördüğünüz gibi müzisyen elinde bir flütü var. Lakin flütü çalan parmakları çivilerle engellenmiş, sabitlenmiş. Burada da özgür düşünceye, özgür ifadeye kısıtlanma konumundan bahsetmiş. This one doesn't need much explanation. It's called ecology, and it shows that when we destroy nature, we destroy ourselves. Bu eserin ismi ekoloji. Aslında çok da zor olmayan bir mesajı var diyor. Yani biz doğayı katlettikçe, doğaya zarar verdikçe aslında kendimizde zarar veriyoruz. This one is called dialogue, and you see the two profiles, and in between them is the atomic mushroom. So, and inside says war is not the answer. So the idea is that instead of creating dialogue, we create wars. Bu eserin ismi de diyalog. Sağ iki tarafta gördüğünüz figürün birleşmesiyle öbür tarafta bir atom mantarı dediğimiz atom dumanı, atom patlaması dumanından bahsediyor. Ve hani diyalogların aslında savaş getirmemesi gerektiğini, hani daha olumlu diyaloglar gerçekleştirmesi gerektiğinden bahsediyor. Zira çoğu diyaloğunda bu yönde problemler oluşturabileceğinden bahsetmiş burada. This one is corporate corruption, and you see another transformation. The chair becomes like the claws of the predator grabbing the money, the executive chair. Bu da yani birleşmiş yozluk gibi bir anlamı var bu eserin adı. Ve burada da işte hani yönetim ve aynı zamanda aşağıdaki imgeyle beraber hani yönetimin bilinçli bir şekilde hani bu tarz paraya odaklı işler yapabileceğinden bahsediyor. And this image is probably one of the most popular of the collection. It's about income inequality, and I think it's clear also. I don't have to speak much about it. Bu eserde de en popüler olanlarından bir tanesiymiş bu eseri. Burada da gelir adaleti hakkında bahsetmiş. Zaten işin yeterince güçlü olduğunu, kendini anlattığını bahsediyor. Yani en popüler işlerinden bir tanesi buymuş. This one is called Peace, and you see the silhouette of the dove, and inside all the little symbols of war. And it's the question of war or peace, or how we protect peace by creating more wars. Bu eserin adı da Barış. İlk gördüğümüzde bir güvercin imgesi görüyoruz. Lakin daha içinde küçük yani savaş imgeleri görüyoruz. Yani biz esas
sorulması gereken soru bu işle beraber. Hani biz savaşarak barışı nasıl getireceğimizdir? And this image has been published in many magazines and books and all that, but I was surprised when one young art, I mean history student sent me this, put it on his back as a tattoo. So just a picture. Mm-hmm. This one is on the facade of an organization in New, anti-war organization in New York. Mm-hmm. Ya işin gayet popüler olduğunu, devamında daha demin dövmeli olan arkadaşım bir tarih öğrencisi olduğunu ve bu dövmeyi yaptırdıktan sonra kendisine bir fotoğrafı yolladığını söyledi. Bu da savaş karşıtı bir organizasyonun, burada New York'tan bir kare bu, düzenlediği bir organizasyonda böyle bir dış mekan görselliği kullanmışlar. This is Marvin experiment. I was asked to participate in a design exhibit in Germany. And they gave me to ask me to transform everyday objects, and I put my posters on these toilet seats, just mm-hmm. to kind of show that we have to think about the important things in life, even mm-hmm. you know when we do our everyday tasks. So that mm-hmm. was the idea for this. It's more like an experiment. Mm-hmm. Bu da kendisini davet ettiği Almanya'da bir sergi çalışmasında. Oranın yetkilileri günlük objeleri kullanarak deneysel çalışmalar yapılmasını istemişler. O da kendi posterlerini bu klozet kapaklarına asmış. Hani esas oradaki mesaj da, yani önemli olan daha önemli şeyler düşünmeliyiz gün içerisinde. And when I first published this series, I first exhibited it in Boston. And I was thinking how to present the work, and I found these big umbrellas. I removed the fabric and I hung the posters from the umbrellas, which kind of was a repetition of the health coverage poster. Mm-hmm. But I always like, when I show my exhibits, to find an interesting way of putting it in the space. Bu Boston'da bir sergi, kendi serisinin olduğu ve yani gittiğinde işlerimi ben nasıl sergileyebilirim diye düşünmüş. O sırada da daha evvelden gördüğümüz o sağlık güvencesiyle ilgili şeydeki gibi şemsiyeler görmüş ve üzerindeki şeyleri, kumaşları çıkarıp bir konsept alıştırmak adına böyle sergilemiş. Zaten çoğu sergimde de hani daha değişik sergileme çeşitlerine bakıyorum diyor. And this is the cover of the publication, which shows the reverse of nature, the like what we hope for the human society to be. So the predator is being chased away by the victim, like the cheetah and the mm-hmm. gazelle. So mm-hmm. that was the hope, that in the human society we can reverse the roles and mm-hmm. Create justice in society. So. Mm-hmm. Bu eserinde de hayvan hakları için özel olarak yapılmış bir albümde yer almış. Bunda da eğer ters yerlerini değiştirirsek avcı ve av olanla böyle bir şekilde bir empati yakalayabiliriz diye düşünmüş. Bu aynı zamanda hem hayvan hakları haftasıymış bunu sergilediği zaman. Aynı zamanda içinde hani küçük de bir hani insanlarda da hani insan hayvan ilişkisinde de aynı şeyi düşündürmek istemiş. And besides these social issues that I'm interested to work on, I also love music and theater, and I do a lot of projects that relate to music and theater, and I'm gonna show you here one really beautiful project that came from Verve Records in New York. World Records. Yeah. It's a packaging design for Ella Fitzgerald and Duke Ellington, series of concerts that were produced in 8 CDs that mm-hmm. I have to package. Bu sosyal sorumlulukla ilgili afişlerin yanı sıra müzik ve tiyatro ile de ilgileniyorum ve yani bunlarla ilgili iş yapmayı da çok seviyorum diyor. Bu da Amerika'nın ünlü müzik yapımcılarından bir tanesi World Records'un isteği üzerine yapılmış 8 CD için yaptığı 8 tane ayrı tasarım. Onları da gösteriyor zaten şu an.
And you know, this is jazz music where there is a lot of improvisation. Mm-hmm. And when I designed the set, I printed one part of the image on the disc and another part on the seat on the plastic. And when you rotate the CD, you always come up with different design, mm-hmm. which is improvisation, like mm-hmm. almost like in music. Diyor bu albüm sanatçıları caz müzik sanatçılarıydı. Caz müzikte olduğu gibi bir dolu improvizasyon var. Ve ben de CD'nin üzerine bir görsel ve CD kapağına bir görsel kullanarak ve istediğimiz takdirde CD'yi çevirerek çeşitli varyasyonlarda yeni tasarımlar yakalamaya çalıştım diyor. And it was nominated for a Grammy for best design that year. It did not win, but it was nominated, which is, you know, like very selective process when you do that. Bu yayınlandığı yıl Grammy ödüllerinde en iyi CD kapağı için aday gösterilmiş, lakin alamamış. Okay. And here is an example of a work I do for the theater for Shakespeare. A poster for Shakespeare, The Taming of the Shrew. It's a classical mm-hmm. Shakespeare play. Mm-hmm. Usually is about the way they stage it is about the battle of the sexes. Mm-hmm. But in this case, if you know the story about Kate and Petruchio, that famous film with Liz Taylor, if you remember, if you don't mm-hmm. know the story, mm-hmm. it's basically the husband and the wife. But the way they staged it was more that you have to tame your anger to mm-hmm. survive in society. So maybe mm-hmm. just yes, I can. Bu da Shakespeare'in Taming of the Shrew adlı bir eseri için olan bir tiyatro oyununa yaptığı bir afiş. Bu eserin içeriği cinsiyetler arasındaki savaş, Kate ve Petruchio adlı iki kişinin, bunlar karı koca, arasında geçen diyaloglar üzerine bir eser. Burada da hani öfke kontrolü babında hani birbirini dizginlemeye çalışan, birbirini engellemeye öbür tarafta çalışan iki insanın imajını kullanmış. And here are a couple of sketches. And sometimes often I'm asked, how do you come up with ideas? And it's just by doing it, by reading, by trying to understand the text. So I do a lot of sketches sometimes, and I choose maybe one or two or three to show to my client. But it's never easy to come up with something simple. It requires a lot of work. Bu bir önceki işte gördüğümüz şeyin tasarımları, bunların taslak aşamaları, skeç aşamaları. Genellikle diyor bu bir iş hakkında, bu gelen projeyle ilgili önce bir düşünüyorum, okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Muhtemel skeçlerim arasından 3-4 tanesini çıkarıp ana fikir olarak bunu iş verene götürüyorum ve bunun üzerinden çalışmaya başlıyorum. And here is some of my sketches were published in a book in Italy, and I'm just showing here some of, you know, more finished ones before mm-hmm. I go to do something else. But sometimes the drawings mm-hmm. they have value just on their own, mm-hmm. even if they don't. Bir önceki gösterdiği ve devamındaki de hakeza çizimlerinden bir tanesi. Genellikle bunlar benim başlangıç aşamam oluyor, yani tamamlanmış işlerim böyle olmuyor. Ama bazen çizim bile yeterli oluyor diyor. Buradakiler de İtalya'da bir katalogda, İtalya'da basılan bir katalogda bulunan çizimleri. This one is a poster for a festival of seven Greek plays, and I just drew a Greek profile and hand lettered the names of the plays. Bu da 7 tane Yunan hikayesini anlatan bir festival için düzenlediği şey. Burada çizgileri ve kısmen Yunan alfabesine benzeyen bir tipografi kullandım diyor. And this for the same company, another production of 5 short plays. And theater is always about human relationships, and I made something like a fabric of humanity mm-hmm. with elements from the different plays. Mm-hmm. Bu da başka bir işin yaptığı bir eser. Burada da işte buradaki anlatılan aşağıda isimleri bulunan gösterimlerin
ana teması aslında insan ilişkileri. Ve insan ilişkilerinin hani karmaşıklığının ve bir arada olmasının aslında bir dokuma, bir kumaş dokuması gibi olduğundan bahsetti. Ve onu da bu tiyatroyu da böyle anlatmış. Another theater production. This one is about one of these super wealthy people from Wall Street who are involved in the war business and profit from the war. Mm-hmm. And that's the main character. Bu da başka bir tiyatro oyunu. Bu tiyatronun oyunu da hani Wall Street, Amerika'nın Amerika'daki Wall Street'teki çok zengin savaş endüstrisinden para kazanan insanları, kişileri anlatan bir oyundur. Oyunmuş. Burada da ben de onları temsilen, o kişiliği temsilen bir tane kişi imajı yaptım diyor. Ve tiyatrodaki de dekorları görüyoruz. I also did the set design for this one, so just showing you the project. And I do also, I started actually in New York doing a lot of work for the New York Times, and this is some of that work. This is an illustration on, again, the health, the price of health coverage for the New York Times. Bu da New York Times'a video çok seferler çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Bu da sağlık güvence sisteminin ne kadara mal olduğunu, kişiye ne kadar mal olduğunu anlatan bir şey. Sağlık simgeleriyle beraber bir dolar işareti çıkardım diyor. Another one on the journalist from Panama who challenges the narco mafia with his writings. Bu işte de Panama'da bir gazetecinin oradaki uyuşturucu mafyasına karşı yaptığı şeyden etkilenerek yapmış, savaştan etkilenerek yapmış. This one is again for music, for a jazz club in San Francisco. And you see how I transform the saxophone with the reflections of the human the forms. Bu da San Francisco'daki bir jazz club. Bir jazz club için yaptığı bir afiş. Burada da işte bir saksafonu saksafondaki yansımaları insanları üzerine insanlar koyarak insanları birleştirdiğini anlattım. This is for Sony Music, packaging of jazz music, jazz for lovers. Bu da başka Sony Müzik adına yaptığı Jazz for Lovers adlı albüme yaptığı kapak tasarımları. This is for a Broadway musical, the story of six musicians who lived in Germany in the 20s and I made them like tuning forks. Bunda da Broadway'deki bir müzikal için yapmış bunu. Almanya'da 1920'lerde Almanya'da yaşayan sanatçılardan bahsetmiş. Bu tonlama çatalı dediğimiz şeyler vardır müzisyenlerin. Buradaki alt sanatçıyı da o şekilde betimlemiş. This is for another play with jazz music, but this is the musicians in the 50s in New York who needed drugs, how did they use drugs to be able to play the music and destroy themselves. Bu da başka bir müzik etkinliği için yapmış. Bunda da 1950'lerdeki müzisyenlerden bahsetmiş. O zamanlar için müzisyenlerin müzik yapmak için uyuşturucuya ihtiyacı duyduğunu ama bu yani bir yandan üretken bir yandan kendilerini tükettiğinden bahsetmiş. And this is poster for one of my exhibitions in New York and I show the artist going through the printing press and the face is in every print and I was trying to show that the personality of the artist is in every artwork that comes from the press, something like that. Burada da New York'ta başka bir sergi, kendi sergisinde kullandığı bir eser bu. İşte artistin işte merdivenden geçerek kendini kopyaladığını ve aslında hani medyanın daha doğrusu basılı eserlerin onun kişiliğini oluşturduğundan bahsediyor. And this is I did the three-dimensional version of this in the gallery. That was the gallery installation. Bu da sergi salonunda yaptığı üç boyutlu enstalasyonu. Aynı işle ilgili. And that's another poster for a company in New York, the Living Theater, called Anarchia, and it's how the society puts limitations on the person. That was the story, the play. Bu da başka bir tiyatro için yaptığı şey, Anarşi adlı
eserin aslında toplumun insanları nasıl sıkıştırdığını bahsetmiş. Okay. And this is for the same company, apply against the death penalty. I went to the rehearsal and I saw how they were dancing and screaming, let's break the circle of vengeance. And that gave me the idea for the poster. Bu afiş de yine bir önceki afiş gibi aynı yere tasarlamış. Yalnız bu afişi yapmadan evvel afişin oyunun provalarına gitmiş. Orada bu aşağı yukarı bu şekilde dans ediyorlarmış. Bu intikam duygusunun dan bu şekilde bahsetmek istemiş. This one I did it first for a logo for an advertising company, but the image became so popular because people see some political or social meaning in it, and that's fine with me for people to interpret my work the way they see. Bu işi de aslında bir reklam ajansı için yaptım. Lakin diyor daha anlaşmadan tam pazarlamadan evvel bu görsel çok diyor popüler oldu. İnsanlar bunu kendileri bunu birazcık politik buldular ve bir anda popüler oldu. Daha sonra bu işi oraya vermemiş ama bu popülerite bu işin ön plana çıkması, insanların içerisinde bir şeyler bulması hoşuma da gitti diyor. Romeo and Juliet, Shakespeare. It's very difficult sometimes when the play is so well known to come up with ideas, and this I did also many drawings until this image came. Hı hı. Bu da Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet için yapmış. Aslında iki aşığın hani birleşmesi için çektiği acıdan bahsetmiş. This was for another exhibit of my work I did in Colorado, and I wanted to say that design or posters are like a bridge of communication and like keys of understanding. So I made this 3D object and I photographed it for my poster. Bu da başka bir sergim için yaptığım bir şey. Aslında bu yapılan işlerin, bu sergilerin, bu tasarımların aslında bir iletişim yolu olduğunu, yapılan işlerin de insanların zihinlerinde, bir diğer insanın zihninde bir şeylerin kapısını araladığını ve bu işlerin de birer anahtar olduğundan bahsetmiş. And in the gallery I made the same bridge out of the posters. Hı hı. Ve sergi salonunda da aynı şekilde esas afişte olduğu gibi bir öyle sergilenmiş, öyle bir sergi tasarımı yapmış. This is a poster for a choreographer in New York, and she is dancing with her shadow. Her shadow was projected, and she was dancing with her shadow. Bu da New York, isn't it? New York'ta başka bir dans projesi için yapmış. Orada da izlediğinde oradaki koreografistin dansçının kendi ışıkla beraber kendi gölgesiyle dans ediyormuş. Onun için böyle bir afiş yapmış. The same choreographer this time she danced with seven red chairs. So that's why one of the dancers is stylized like a chair. Bu da yine aynı dansçının başka bir işi için yapmış. Burada 7 tane kırmızı sandalyeyle çalışıyormuş. Onun için böyle bir şey tasarım yapmış. The poster for Frankenstein, you know the story, the monster who destroys his creator. Bu da başka bir işi Frankenstein adlı eser için yapmış. Yani kendi üreticisini öldüren Frankenstein'ı betimlemiş. This is for Midsummer Night's Dream, Shakespeare. The dream and the fantasy, if you know the story, is very magical when the drops of the flower come. You have to know the story, but just to show you that I really love the theater and I do a lot of work. Bu da Shakespeare'in ünlü eserlerinden biri Midsummer Night's Dream için yaptığı bir eser. Burada da büyülü hikayelerden bahsediyor. Aslında hikayeyi çok sevdiğini, o yüzden bu tasarımı da çok sevdiğini bahsetti. And this is for a play called Adding Machine, and it's the story of a guy who works in an office and he feels like he's trapped in the office. So that's what the image says. Bu da başka bir müzikal için yapmış bunu. Müzikalde bahsettikleri şey bir ofiste çalışan insanın ne kadar bunaldığı, daraldığı, sıkışmışlığını. Ben onu böyle anlattım diyor. A variation of Don Quixote for the Living Theater. Don Quixote.
Don Quixote, Cervantes. Ha, Don. Uh-huh. All right. Bu da Don Quixote hikayesi, Cervantes Don Quixote hikayesi için tasarladığı afiş. This is for an exhibition for my work, and I just did something because at that time I saw some of these soldiers who are coming from the wars in Iraq, and how they were given temporary prosthetic legs to learn how to walk. Mm-hmm. And these temporary prosthetic legs look exactly like a cage upside down. And that gave me the idea for this image, mm-hmm. the price we pay for these wars. Bu işi de sergisi için yapmış. Savaş Barış adlı sergisi için. Bunda da Irak'tan gelen askerlerin takma bacaklarını görünce etkilenmiş. Aslında yani ters dönmüş bir kafesi andırdığını ve hani savaşın bedelini burada göstermiş. This is something I did for the Society of Illustrators in New York. I had a presentation there with another artist, and our talk was about women issues and stuff. So that was my image for this presentation I did at the Society of Illustrators. Burada kadın hakları ile ilgili bir organizasyonda organizasyon daveti halinde bu işi yapmış. Kadınların hakları, kadınların özgürlüğü ile ilgili yaptığı bir iş. And here, this is a series of black and white illustrations for a book published by a Chicago publisher. And it's stories from the Bible in which women play a very important role, but the church doesn't like to read these stories in the mass. And this publisher did the book exactly with these stories to put light on these important characters from the Bible. Mm-hmm. Bu da Chicago'lu bir kitap yayıncısının isteği üzerine siyah beyaz olan bir seri. Kendisinin şikayet ettiği üzere kiliselerde, pazar konuşmalarında bazı kadınlar hakkında aslında İncil'in içerisinde çok hikaye olduğunu, yalnız bunların konuşmalar, kilisedeki konuşmalarda çok fazla bahsedilmediğinden söylüyor. Ve yayıncı ile beraber bu İncil'in içerisindeki kadınların hikayelerinden oluşan bir seri yapıyorlar. Yani oradaki kadınların hikayelerini ışık tutan bir seri bu. So this one is Eve. Bu Havva. And the publisher gave me freedom to draw people from all ages, from all races. It was a really great project to work on. Ve yayıncı da bu kadın betimlemeleri için herhangi bir ırk gözetmeksizin yapmış. Bu nedenle çeşitli ırklardan insanları kullanarak, ırk ve renklerden insanlar kullanarak görselleri oluşturmuşlar. This is the woman Hagar, and I made her like an African woman, like a starving African woman. Buradaki de hani muhtemelen İncil'in Hagar. Hagar, yeah. Hagar. Hagar adlı bir kadın, İncil'in içerisinde muhtemelen aşk çeken bir hikayesi var. Bunu Afrikalı bir kadın gibi betimlemişler. This is a woman from the New Testament called Junia, but sometimes in the text they call her with a male name because it wasn't for them appropriate for a woman to act like that, so that's why I put her in a glass box with a male profile. Bu da Yeni Ahit'te bulunan Junia adlı bir kadının hikayesiymiş. Ama kilise ne hikmetse bunu bir erkek ismi gibi olarak kullanıp bu Junia'yı bir erkek olarak gösteriyormuş. Burada da işte bir aslında erkek şeklinde bir aynanın içerisinde bulunan kıstırılmış Junia'yı gösteriyor. This is Mary as a black woman. Just, you know, another interpretation. The stories are very beautiful, but to me was very exciting that I was given this complete freedom to do whatever I want with the images. So bu da Mary adlı karakter ve zenci bir bayan olarak resmedilmiş. Bu projedeki sevdiğim en çok şey yayımcının bu konuda benim tasarımlarıma katiyen karışmadığı ve beni mümkün olduğunca özgür bırakmasıydı. This is Mary giving birth. Burada da Meryem Ana'nın İsa'yı doğuruşunu resmetmiş. This is Joseph and Mary. Another interpretation. Joseph. Yusuf ve Meryem. Yanlış yapmayın değil mi?
This is Rebecca, the foremother. She's like a spring, Rebecca. Burada da Rebecca adlı, İncil'deki Rebecca adlı karakteri. This is Ruth and Naomi. Ruth and Naomi? Yeah. Yeah, just say Ruth and Naomi. Yeah. Ruth and Naomi adlı karakter. Song of Songs, if you know. Song of Songs from the Old Testament. Eski Ahit'ten bir hikaye bu. The poetry of the two lovers, basically. İki aşığın hikayesinin olduğu Eski Ahit'ten bir hikaye. This is Salome as a modern ballet dancer. Salome with the head of John the Baptist. But anyway, just say Salome. Salome adlı bayan karakteri dansöz. This is Sarah. Sarah, when she is 92 years old and the angel tells her that she is going to have a child. I'm showing you this because sometimes you see one color, just black is enough. If you want, black color has a lot of power. You don't have to have 1 million colors to tell a story. You can do a lot of things only with one color. So. Bu da Sarah adlı karakter, şeyde İncil'in içerisinde kendisine bir melek tarafından 92 yaşındayken bir çocuk bahşedileceğini hikayesi var bunda. Ve ayrıca kalan tasarımlar içinde şöyle bir şey söylüyor. Bazen siyah renk sadece yeterli olabilir diyor. Yani 1 milyon renk kullanmaya gerek yok. Yani bir renkte eğer kullanırsanız yeterince güçlüdür. Ve yeterlidir. Yeah, this is a color, poster for one exhibition I did for my work called Catch. And I showed a lot of sketches in this one. And just was trying to show how difficult it is to catch the good idea. Bu da yine kendi kişisel sergilerinden bir tanesi. Catch, yakalamak anlamına geliyor. Burada da betimlemek istediği şey iyi fikrin yakalanmasının zor olduğundan bahsetmiş. And this is another exhibit I did in Boston and I called it Humanizing Design and I displayed my images on the mannequins and I was trying to say that the human qualities don't come from the perfect proportions, but from the emotions and ideas. So that's why I kind of played with that. Bu da başka bir sergisinden yaptığı sergileme çalışması. Burada da yapmak istediği şey aslında mükemmel fiziki, insanların fiziki hatlarının koşullarının bir şey ifade etmediği. Aslında duyguların, mimiklerin ve fikirlerin daha çok insanları ifade ettiğinden bahsetmiş ve işlerini onlar üzerinden sergilemiş. The Cover of Time, about the scientists from the Western world who go to the undeveloped countries and they steal from them all of their secrets of using plants for healing. And then come to the West and license that and make millions of dollars and the local people don't get anything. Bu da Time dergisi kapağı için, Time dergisine yaptığı bir kapak tasarımı. Buradaki esas hikaye de batıdan doğuya giden bir bilim adamının yerel halktan yerel reçeteler alarak çeşitli türlü ilaçlar ürettiği, daha doğrusu oradaki ilaçların aynısını doğal malzemeler kullanarak ve batıya dönüp bunları patentleyip çok yüksek miktarda paralar kazandığından haber böyleymiş. Bunun üzerine yaptığı bir şey bu. Tasarım. Yani hırsız bir bilim adamının yaptığı iş. Okay. This one is on a cover of a newspaper in New York. And it was about these women workers in the sweatshops in Chinatown in New York. And how the unions don't protect them, but make their life more miserable. So that's why I made this monster out of the sewing machine going through the body of the woman worker in the shop. Okay. Bu da New York'ta yayınlanan Voice adlı dergi için yaptığı kapak tasarımı. Buradaki yine haberlerden bir tanesi de New York Çin Mahallesi'nde çalışan Çinli kadınların çektiği çile bulunduğu kötü çalışma ortamlarından bahsetmiş. Ve onların geldikten sonra bu dikim evlerindeki kadınların çok kötü koşullarda çalıştığını ve onların hayatlarını ne derece mahvettiğini betimlemek istemiş. And this is something again on women's rights in, you know, in different parts of the world.
how unfortunately there is a lot of inequality between the genders and we have to address that. Hmm. So that's about that. Bu da cinsiyetler arası cinsler arası cinsiyetler arası dengesizlikten bahsettiği bir işi bu. And this is inspired by a theater performance, but basically it's about what we do to ourselves, whether we enslave ourselves, so or you see how this the chaco becomes becomes a sandal. So it's kind of a transformation of something which is a burden into becoming something useful. It's inspired again from a theater production for the Living Theater, but. I guess it speaks. It's like an instruction sheet, but it's like a artist's utopia probably, but it's a hope, you know. Bu ilk bakıldığında bir şey gibi kullanıcı bilgilendiren bir kağıt gibi bir yönlendirici gibi görünüyor. Lakin diyor hani bizim aslında bize bağlı olanlar, bize bize ağırlık olanlar, biz bunu aslında farklı şekilde kullanıp, tasarlanıp bunu daha kullanışlı hale getirebileceğinden bahsediyor. Bunu da yine bir tiyatro iş için yapmış. Yine seyrettikten sonra. Tam bir diyor afiş gibi görünmüyor. Daha çok bir içerik gibi görünüyor, bir tarif gibi görünüyor. Ama diyor bir afiş olarak güzel oldu. And I'm working on a book which is going to be released very soon called Graphic Guts, where I will show a lot of this social commentary work plus my explanations and sketches. And this is the cover of the book, Catching the Bull by the Horns. Bu da Graphic Guts adlı bir kitap için yaptığı kapak. Bunun içerisinde zaten sosyal mesaj içerikli afiş tasarımları bulunuyormuş. Burada da hani hani grafik tasarımla ilgili, kalemle ilgili öğeler birleştirmiş. Bir boğanın boynuzlarından kalem üretmiş. This is a poster for an organization in New York that helps disadvantaged children. And the idea is to show that they need support to grow and develop. Disadvantaged? Like a poor. Bu da yine başka bir organizasyonun yardıma muhtaç çocuklar için yaptırdığı bir afiş. Aslında hani destek olunduğunda onların da nasıl büyüyüp gelişebileceğini anlatan bir iş yapmış. And this is about the climate change and I don't need to say much. It's a combination of the fish and the dry earth and the message is something different. Bu da iklim değişikliği ile ilgili yaptığı bir afiş. Aslında mesajın basit olduğunu, fazla bir şey söylenmemesi gerektiğini söylüyor. For a poster for a theater production for a Blood Wedding, a play by Federico Garcia Lorca for a company in Los Angeles for whom I'm doing work. Bu da başka bir tiyatro oyunu için yaptığı, Blood Wedding adlı tiyatro için yaptığı bir afiş. This is spread from a book I did and it says love and basically shows what I really love doing. I always like to draw people and to transform them to say something. So that was from this book I did called Human. Bu da başka bir kitap için yaptığım bir iş. Genellikle çizimlerimde insan figürünü kullanırım ve insan figürünü deforme edip ondan bir şey çıkarmayı çok severim. Bundan da aşk, sevgi yazısını çıkardım. And this was commissioned a few years ago by, you know, the French Design Association when France has the presidency of the European Union. That was like five years ago. And they asked a group of international artists to interpret the word walking. And I thought walking can be from point A to point B, but can be in your mind. And that's what I did. Bu da Fransa'da uluslararası tasarımcıların oluştuğu bir grupta kendisinden bir iş istemişler. Bunun yayınlandığı takdirde Avrupa Birliği'nin başkanlığını Fransa yürütüyormuş. O yüzden o iş orada gerçekleşmiş.
Kendisinden istenen mesaj da yürüyen dünya, daha doğrusu ana tema yürüyen dünya olacakmış. Kendisi de hani dünyanın yürümesinin aslında fikirle başlayacağını, kafalarda oluşacağını düşünmüş ve daha devamında, daha sonrasında böyle bir iş yapmış. And that displayed it in the airports of Paris. So that's a picture from the airport. Bu da Paris Havaalanı'nda asılmış işleri, aynı işin Paris Havaalanı'ndaki hali. And this one was for the Biennial of Design in Saint-Étienne in France. A group of American artists participated, and the theme of the American group was a value meal or fast food, the fast food mm-hmm. restaurants. And each artist interpreted in their own way. And I built, maybe translate that. Mm-hmm. Yeah. Bu da Fransa Saint-Étienne'de yapılan bir Biennale'de yaptığı iş. Bu bir Amerikan tasarımcı, Amerikan sanatçıları grubuyla beraber yapmış bunu. The sponsor was a fast food company. No, that was it was a festival in France. It's a well-known festival of design and a group of I think 12 American artists were invited to participate. Mm-hmm. And we put a theme for all of us, value meal. Bunları fast food'la ilgili tasarımlar yapmışlar orada. 12 tane Amerikan tasarımcıdan oluşuyorlar. Buradaki bir evvelki fast food desteklerini 12 tasarımcı ile beraber kendi işleriyle kaplamışlar. Ve devam eden de konseptleri fast food olduğundan fast food'la ilgili bu tarz enstalasyonlar yapmışlar. So I built this trash box that mm-hmm. you see in the McDonald's mm-hmm. and then I replaced the paper covers with my posters. Konumuz fast food olunca daha evvelden de söylediğim gibi bu çöpleri attıkları tezgahları önce kapladık ve devamında ben de tepsilerde kendi posterlerimi kullandım. Mesela içeren posterlerimi. So you saw two of them. This one is about the genetically modified food. Bu da genetik olarak değiştirilmiş yiyeceklerle ilgili yaptığım bir tasarım. How we want to get more and more from nature by playing with the genes, but we don't know how this is going to affect us. Hayvanların genetikleriyle oynayarak nereye gidiyoruz onu sorguluyoruz. Şöyle biz devamlı doğadan istiyoruz ve istiyoruz ve bunun için hayvanların genetikleriyle oynuyoruz. Ama nereye gideceğini tam olarak bilmiyoruz diyor. And this again is about the Western world where we buy bread in a supermarket, but for when you remove a piece of it, it's the African continent. So this idea about food being a commodity for some people, for some nations, and lack of food for some means that basically. Bu da bizim diyor hani kendi batıda genellikle aldığımız ekmek dilimi bu şekilde oluyor. Ve bir parça aldığımızda hani böyle bir imge çıkardım, Afrika imgesi. Aslında bizim kullandığımız, yediğimiz yemekler, ettiğimiz tüketim bizim için bir şey ifade ediyor ama onlar için daha fazla şey ifade ediyor, onlar açlık çektiği için. And Wonder Bread is a popular bread that you can buy in a plastic bag, so that's why it's like... It's a brand? Yeah, brand of a bread that you buy in the supermarket in a plastic. Yeah. Bu Wonder Bread, aşağıdaki yazı da aslında Amerika'da popüler olan bir ekmek firmasıymış. Yeah. So that's it. That was the last one. Mm-hmm. And that's it. So bu kadar, bu en sonuncusunu gösterdim. Okay. If you have any questions, I'll be happy to answer. Eğer herhangi bir sorunuz varsa mutlulukla cevaplandırırım. Thank you. Okay. Teşekkür ediyor. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for the translation. As is all every time we got so much time. Thank you. Sorusu olan var mı acaba? There's no question, I think. It's understandable, clear. Maybe that another. Maybe it's hard. No. We. Because I think that art needs to reflect what's happening in the world, you know, that's the only reason, because I care about it. Yeah. Yeah.
Başka sorusu olan? Anybody question? Türkiye'den acaba takip ettiği herhangi bir sanatçı var mı veya işlerini beğendiği, çalışmalarını beğendiği birisi? Do you know the artist from Turkey that you like and you're looking for? I know one poster designer, Savas Cekic. Savas Cekic. Yes, I know. And I know one great illustrator who does work for New Yorker. Can't remember the name right now, but he is very well known. About in the field of graphic design, that's the first two people that come to mind. But I'm a big admirer of folk art, and folk artists usually we don't know by name, but I love Turkish textile or ceramics or you know. So that's really what I like. Not only from Turkey though, I like from every part of the world, but that's what I can say. Öncelikle hani grafik tasarım olarak dendiğinde aklıma sadece bir iki isim geliyor. Bir tanesi Savaş Çekiç, bir tanesi New Yorker dergisi için çalışan bir tasarımcı vardı Türk. Şu an ismi aklıma gelmiyor dedi. Onun dışında Gürbüz Doğan. Ve geleneksel sanatları çok seviyorum diyor. Yani sadece Türkiye için değil, yani genellikle geleneksel sanatçıları seviyorum. Türkiye'de de geleneksel sanatları seviyorum diyor. And I know that in Istanbul is this modern biennial with some great work. So, but I've never been there, but I in follow. Modern, in Istanbul, yeah, I know that there is great art, but. From the area of graphic design and illustration, these are the two names that I know right away. Hı hı. So. Ha, şu an için bildiğim iki isim bu. Ama İstanbul'da, İstanbul Bienali'nde, İstanbul Modern'de güzel, iyi tasarımcıların olduğunu biliyorum diyor. Buyurun. Afiş tasarlamaya ne zaman başlamış ve afişlerinde kendi tarzı olduğunu görüyorum. Bu tarzı ne kadar sürede oluşmuş? When did you start making posters, and when did you get your style? At first look, you look that you have got a style. Yes. Well, I've always wanted to be an artist. My grandmother was an artist, and I've drawn since I remember myself. I've never done anything else. But then I graduated. Poster. My specialty was graphic design and poster art. So. That was my, you know, studies basically, and after I finished school, I worked for a couple of years as a designer in a theater company back in Bulgaria, where I'm originally from, when I was very young, and that's where I started doing professional work, and the style developed through the work. It wasn't from school. It was just from experience, from a lot of work. And from seeing the reaction of the people, you know, that's what I can say. Diyor, benim diyor anneannem de sanatçıydı zaten. Ben diyor doğduğumdan beri zaten bir şeyler çiziyordum. Devamında okula gittim. İlk afiş tasarlamaya başladığım zamanlar okul sonrası esas memleketim olan Bulgaristan'da bir tiyatro firması için afişler tasarlıyordum diyor. Daha sonra İlk başladığım zamanlar onlar. Stil, tarz oluşturmada da hani diyor tarz oluşturma çok çalışmaktan geçiyor. Yani ne kadar çok iş çıkarırsanız kendi tarzınıza o kadar rahat bulursunuz diye bahsediyor. Öncelikle hoş geldin. You're welcome. Türkiye'de hani Savaş Çekici çok beğendiğini, takip ettiğini söyledi. İki sene önce Savaş Çekici buraya geldiğinde konusunun büyük bölümünü afiş tasarımının değiştiğini, artık daha dijitalleştiğini, daha hareketli bir hale geldiğini söyledi. Hani bizlere de tavsiye olarak bu işlere yönelmemizi, daha kinetik, hareketli tasarımlar yapmamızı söyledi. Hani klasik anlamda poster afiş tasarımının değiştiği, güncellediğini söyleyemedim de. Evet. Bu anlamda kendisi afiş tasarımının geleceğini nasıl görüyor? Two years before, Savaş Çekiç
has come here as a guest, mm-hmm. like you, and he said that he was saying that the designing of the posters are changing, and it becomes a digital and more dynamic. And they said to students that just go on that way because the things are changing in poster design. Kendisinin afiş tasarımının geleceği hakkında değil mi sorun? Ne düşünüyor geleceği hakkında? And what you think about the future of the poster design? Well, I don't know what exactly he has said about digital design. But we are in the digital age, so everything we do is digital. If you go and have surgery, probably they'll use digital stuff too, you know. But that doesn't mean that human anatomy changes, you know, because we remain humans all the time. It's just a tool, you know. We don't mm-hmm. have to put so much emphasis on it, because if you really need to go and have surgery, who you gonna trust, the computer or the doctor? Mm-hmm. You know, that's the mm-hmm. same question here. If you really look for art, you want the experience and the message that the art can give you. You don't think about the tools, you know. Mm-hmm. So maybe translate that. Mm-hmm. Şimdi diyor Savaş Bey'in tam olarak size ne anlattığını bilemem diyor. Ama diyor dijitalleşmenin her yerde olduğu apaçık ortada. Lakin şöyle bir durum var diyor. İnsan anatomisi değişmiyor. Yani dijital teknoloji onlar diyor bir araç. Bir ameliyata gitsen kendini bir bilgisayara mı bırakırsın, bir robota mı bırakırsın yoksa kendini bir doktora mı bırakırsın? Esas sorulması gereken soru bu. Onun bir araç olduğunu, insanın fikrin her zaman ön planda olması gerektiğini söylüyor. Devam da edecek muhtemelen. Go on. And I use the computer because everything I print needs to go through the computer. Mm-hmm. This lecture is kind of short, and with the translation, I couldn't say much. But mm-hmm. When I started working for the New York Times, for example, there was no computers. Mm-hmm. Not only that everything was entirely done by hand, but there was no email. Everything needed to be delivered, the original mm-hmm. work. Things change. Now we scan and we do everything, but it's the same process. The computer doesn't think for you, and the computer doesn't come with a personality. It's mm-hmm. the artist who has the personality. And unfortunately, with the use of computer, especially for young people, our young artists, they don't develop too much personality. They all look the same, depending what software they're using. Mm-hmm. So to me that's not good, because in art to have success you have to be different and to have character. And if you just use the computer so much, you look like everybody else. Mm. So that's the danger about the computer, but it's a great tool which mm. we cannot live without it anymore. Mm. But the computer is not the mm. artist, it's just mm-hmm. a tool. Mm-hmm. Biliyor ben de bilgisayar kullanıyorum. Hem de çok kullanıyorum. Ama diyor ben diyor New York Times'ta çalışırken diyor biz diyor işleri diyor bilgisayarla yapmıyorduk diyor. E-mailimiz bile yok diyor. Her şeyi diyor elimizle diyor hallediyorduk. Kağıtlarla beraber hallediyorduk. Ve diyor hani devamında da bu olacak diyor. Bilgisayarlar sizin yerinizde düşünemeyecek diyor. Bilgisayarların bir karakteri yok. Genç tasarımcılarda gördüğüm diyor dijital iş düşkünlüğü de benim herhangi bir işin diğerinden ayırt edemememe sebep oluyor. Yani gençler dijitale fazla düşkünlük göstererek kendi karakterlerinden kendi stillerini bırakıyorlar ve işler birbirine benziyor diyor. Bu bir taraf yani bilgisayar bir taraftan bizim bağımlılığımız bizi işlerimizi kolaylaştırıyor. Öbür taraftan da bir tehlike diyor. So, I don't know. I don't know what he exactly says, but mm-hmm. that's what I can say about the computer. Diyor tam olarak diyor Savaş Bey'in size söylediği şeyi tam olarak bilmesem de benim bilgisayar kullanımı konusundaki düşüncelerim bu. Ya vurgusu şu yöndeydi aslında. Ben de şey yaptım. Hatırlıyorsanız hani geleneksel anlamda tasarımı artık bırakın kendinizi güncelleyin daha farklı mecralara yine özellikle hani hareketli işlere vurgu yapıyordu. Hı-hı. Hani bu yönde nasıl bir adımlar Mr. Savaş said that the traditional poster design is
changing, it becomes unpopular. You can use the kinetic ones. Yeah. He prefers that. Said that. Yeah, what do you think about it? Okay. Well, I have also a different opinion about this because I don't know how it's in Turkey, but in the U.S., for example, the theaters or other companies, there was a period where they started sending only email blasts and websites and all that, and now they felt like they're losing people because everybody sends you email blasts and they go into the spam box, you know, and they never abandoned the posters because the theater or poster is connection with real people. It's not virtual. And in the U.S. there is a big movement for poster, just not to mention social poster, but not only online, but really using it in clubs, in social meetings. It's not dead by no means. And I think in the U.S. now, if you follow like this Etsy or this craft movement, there is a big craft movement in these hipster generations, for example, where people like to do things by their hands. It's a big, big movement. And I think everything is up and down. Once we were so fascinated with the computer, now we want again to do something with our hands. I don't think poster is disappearing. No, I think the opposite. It's like again another resurrection, I think. Because people need not just the virtual contact, but the real physical contact. Yes, there is like, there is a big movement in that. Not only posters, but making things by hand. And this, if you know this website Etsy, where people sell their own stuff, that's very, very popular in the US. And I think maybe here too, I don't know. Let me change it. Diyor ki ben tekrar ilettikten sonra ben dedi Savaş Bey'den farklı düşünüyorum bu konuda. Yani geleneksel poster afiş tasarımının gittiğini düşünmüyorum diyor. Türkiye'de diyor nasıl ilerliyor bu iş? Hani sektörün nasıl olduğunu bilmiyorum. Lakin diyor Amerika'da ve Fransa'da denenen birkaç metot var. Mesela işlerinde de gördüğünüz gibi tiyatro afişleri veya tiyatro davetileri artık Amerika'da bir kısım tarafından e-mail tarafından yollanıyormuş. Ve bunlar da spamlara düşüyor. İnsanlar bilgileri bile olmuyor. Ama diyor posterler diyor hani bu çöküşten sonra, hani bu yanılgıdan sonra tekrar poster sanatı, geleneksel poster sanatı ön plana çıkmaya başladı diyor. Çünkü posterler diyor gerçek insanlar içindir. Yani insan birebir iletişim kurar onunla diyor. Herhangi bir aracı bir araç, arada bir araç istemez diyor. Yani Fransa'da da böyle kullanılıyor diyor. Yani şu an bilakis trend diyor. Yani eski stil afiş kullanımı. Hatta yani tüm dünyada, Amerika'da olduğu gibi diyor, hipsterlerin yeni hani tekrar yaptığı bir şeyler var. Herhangi bir şeyi tekrar elleriyle üretmek ve bu diyor şu an gayet popüler. Ve aslına bakarsan da diyor hani bilgisayar kullanımı veya geleneksel yöntemler diyor, bu hani gidip gelen bir şey. Yani bazen bilgisayar üst plana çıkıyor, bazen geleneksel yöntemler çıkıyor. Ama diyor hani şu süre içerisinde yani posterler, geleneksel anlamda yapılmış posterler, dijital de olsa kinetik olmayan normal posterler, bunlar fiziksel bir okunum, okuyuş yaratıyor ve esas iletişimi kuran bu ve kişiler dijital mecralarda da olsa elle yaptığı işleri internette veya herhangi bir sayfada yaptığı bir tiyatro afişi veya başka bir şeyi gördüğü zaman inan buna daha fazla mutlu oluyorlar dedi. Sorusu olan var mı? Mikrofon var gerçi. Aslında bu donanım hikayesinin başlangıcı mı yani? Daha çok iş tecrübelerine, özellikle Amerika'da nasıl işte Amerika'ya nasıl başladı işi, nasıl bir doğrultular bekledi, neler yaşadı Amerika'da bir sürü piyasasında. She said that I'm excited about your story, that you how you go to America, how you what are the situations you have been in there, it is hard or not, that the work, that your companies.
Is it hard? That's what she says. Or? Yeah, it's hard. Yeah. What? Well, nothing is easy, of course. I mean, who said it's easy? If it were too easy, I wouldn't be interested in doing it, you know. Mm-hmm. But well, basically, the reason that I came to the U.S. was because this festival in Fort Collins in Colorado, mm-hmm. they saw my work in a catalog from Europe. I think mm-hmm. from Poland, maybe. With some of my works, and they invited me to present my work there. Mm-hmm. And I went there, and on my way back, I showed a few pieces of my work at the New York Times, and they hired me right away to do illustrations, and that's what made me stay there. And from there, one thing led to another. At that time, there was no internet, like I said. And the New York Times was very visible. If you do one drawing there and if it looks okay, people notice and they start asking you. So that's how it was. But it wasn't easy, but I always loved it. And to me, it was the only way. So, yeah. Yani diyor aslına bakarsan diyor kolay olmadı Amerika'da karşılaştığım şeyler. Zaten diyor kolay olsaydı ben diyor bundan hoşlanmazdım, bırakırdım. Diyor Polonya'daki bir katalogda benim işlerim vardı, bir tanesi. Colorado'da bir kurum bunu görüyor ve devamında davet ediyorlar. Birkaç işini de alarak Amerika'ya gidiyor. Daha sonra kalmaya karar verdikten sonra işlerini alıp New York Times'a götürüyor ve New York Times'da işe kabul ediliyor. New York Times'da bir önceki soruda diyor bahsettiğim gibi hani imkanlarımız, aslında dijital imkanlarımız yoktu. Ama şöyle bir güzelliği vardı diyor. Orada diyor eğer yaptığın tasarım iyiyse, yani mutlaka herkes tarafından duyuluyordu ve beğeniliyordu yaptığı. Hem iletişimi daha kolay iletişim sağlıyordu yaptığın iş diyor. O zamandan bu zamana oradayım diyor. But for the New York Times too, it was a lot of pressure because some of these drawings, and I've done perhaps 1,000, maybe even more, I don't know how many, but the deadlines are extremely short, like sometimes you have 2-3 hours, sometimes even 1 hour from reading the story to making the drawing. And it's a lot of pressure, but if you like what you do, you make it happen. And that's how it was, you know. And I continue to do that. It's not like I'm not doing it. I still do for a lot of publishers, but just the whole industry in the newspapers and magazines changed because of the new media. They got smaller. It's a little different now, but I still do commissioned work. So, yeah, I like that. But it didn't happen overnight. Everything took time with a lot of work, you know, different things. Tabii diyor New York Times'ta çalışırken bir baskı vardı diyor. Devamlı diyor bizim diyor bitiş süremiz diyor bize baskı kuran buydu diyor. Kimi zaman diyor 2-3 saat, bazen diyor 1 saatlik işler bile geliyordu diyor. Yani haberi okuyup hemen bunu tasarlamaya çalışıyorduk diyor. Tabii diyor New York Times'tan sonra da bir dolu yayıncı için çalıştım. Ama şu an diyor yeni medya biraz daha değişik diyor. Oradaki diyor basımlar daha ufak diyor. Ona da alışmaya çalışıyoruz ama diyor vakit alıyor. Yani iyi düşünceyi oluşturmak vakit alıyor. Welcome. 3 sorum olacak. Birincisi, tasarımsal kaygıları var mı? İkincisi, tasarımsal açıdan beslendiği kaynaklar neler? Üçüncüsü ise, geleceğin tasarımcılarına önerileri, tavsiyeleri neler olabilir? Thank you. First, about these three questions about your designs. What's your, have you got bad feelings about your design? About medium? You know, no. First one is for your, you know. Medium? Medium, I think, yeah. What I use or what? No, bad feelings about. Bad feelings? Bad, yeah, we've got bad feelings about, not about. And have you got, you know, things about, thoughts about like your design? Like negative things? Yeah, negative things, yeah. But like themes of my work or? Your work or your design? Oh.
what how it goes, where it goes, like that. It's say, going say it good. Again, what? Like I didn't get my things. Idea. Let's talk about your, what is your things that you belong themes to? Or? Another question. What's your designing, where do you fit? That's another question. Where do you fit your designs? How where? Do you fit your designing field? Oh, how ideas. I come up with the ideas? Yeah. Mm-hmm. Well, we are having hard time understanding the question, but... Kaygıyı çeviremedim. What? Imperfection. Designing. Yeah, we got designing imperfections. Design imperfections? I don't know. If I'm trying to be better and better all the time, but... it's not a good thing to want to be always good, you know. You have to allow yourself some mistakes. But what can I say? I don't know really what is my bad things. I don't know. I can't understand very well what you're asking me. But is it about the themes or what how I work or what exactly? Hani tasarımsal kaygı derken biraz daha açabilir misiniz? Kendi tasarım mı, genel bir tasarım mı? Öyle deyin hocam. What? That's clear now. Okay. When you start a new design, yes. What are you thinking? First this one, second this one. What are you planning? What are your thoughts about the new designs? Mm-hmm. I understand. Usually when I have to, for example, different pictures have different process. If I have to work, say, for a theater, I will always read the text and try to capture the main idea of the text and then try to do that, you know, try to do something that relates to the main idea. And to me that's difficult sometimes because you cannot understand, sometimes the play has so many directions that to capture one thing is kind of difficult. But it starts with reading. When I do editorial work also starts with reading, but what I've been doing the most in the past, like I said, since 2008, when I published this set, is work that really has no client. It comes from me. And I really look at the themes of life, what's happening around us, and interpret that. And I'm in that case, I'm the client, I'm the publisher, I'm the editor, and I produce these things and print them and distribute them, really take full responsibility for what I do. So it's really coming just from me and being truthful and trying to capture an important issue or something that matters to me. So it's all like that. But a lot of the time when people approach me and want to work with me, it's usually because they've seen this kind of social commentary works and they feel that I'm the right artist for their purpose. So it's kind of linked. My work is always inspired by something from life, I would say, you know. Even when it's commission work, it's like that. Because usually people who want to work with me, they want some commentary on something that happens in life. I don't think I've ever been contacted for pure advertising or stuff. I'm not just the right person, but I'm always contacted for difficult issues. So that's, I guess, the nature of what I do. Yeah. Ha, diyor bunlar tasarımdan tasarıma değişiyor da yaptığım işlerde. Farz-ı misal bir tiyatro için afiş tasarlıyorsam diyor, bunu mutlaka okuyorum diyor. Ama diyor hani esas ana fikri anlamak için okuyorum. Zira tekst hakikaten önemli oluyor ki bazen bazı oyunlar bir anda farklı yönlere bölünebiliyor. Ve onu tamamen anlamamız gerekiyor. Ama onun dışında böyle hani müşterili bir işin dışında farz-ı misal 2008 yılında kendi kişisel çalışmalarımın oluşturduğu bir sergi yapıyordum diyor. Ama onun içinde diyor hani o iş içerisinde diyor müşteri de bendim, işveren de bendim. İşte ondan sonracığıma yönetici de bendim, sanatçı da bendim. Bu diyor benim yani tasarımın başındayken ben bu işin sorumluluğunu kendim üstleniyorum diyor. Öncelikle hani benim içime sinmesi, bana iyi gelmesi gerekiyor diyor. Yazılarımı da okuyayım.
Devamında da özellikle hani sosyal içerikli, sosyal mesajlı afiş tasarımlarında da diyor. Zaten diyor bu diyor organizasyonlar, vakıflar veya organizasyonlar bu işi yaparlarken doğru sanatçıyı bulmaya çalışıyorlar. Zaten sizin verdiğiniz mesaj veya sizin stiliniz belli oluyor ve gelip hani onlar sizi buluyorlar. Öyle olunca da bir aslına bakarsanız daha rahat oluyor. Çünkü verdiğim mesajın daha doğrusu o mesajı doğru verebileceğimi düşünüyorum diyor. Hani iki çeşit müşterili işinden bir tanesi kendisinden bahsetti. If you wanna go on. Ya da diğer soruları mı geçelim? Yeah, but I think that's that if that's answer. Mm-hmm. I hope that was the question. Yes. Yeah. Yes, yes. That was the right question. Sonuncu sorunuz neydi hocam? Kaynaklar. Sanatçıdan beslendiği kaynaklar ve bize tavsiyeler. Would you like to say something to the new designers and us about designing? Yes. Yes. What can I say? I would say first to not to waste time while you're at school because this time goes very fast, and mm-hmm. just to try to learn as much as you can, mm-hmm. because I think just to have the chance to go to a university is a luxury. So many people cannot go to university, right? It's a big advantage to go to school. You know, mm-hmm. think in the US, so many people cannot afford to go to school because education mm-hmm. is so expensive. So try to do your best and to get as much knowledge as you can, and then try to learn every day after that, because education of an artist is mm-hmm. for your entire life. You know? So be curious and work mm-hmm. hard, mm-hmm. and that's it. You know? And you, hani tasarım tasarımcılar için, yeni tasarımcılar için söylüyorum diyor. Hani eğer okuldaysanız. Zaten diyor bu süre çok çabuk geçiyor diyor. Yani öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenmeye çalışın. Ayrıca öğrencilerimize tavsiyesi daha evvelden de kişisel olarak bana sormuştu. Hani güzel sanatlar öğrencileri bu kadar fazla mı? Ne kadar üniversite var, ne kadar öğrenci var diye. Kendisi Amerika'daki durumdan bahsetti. Amerika'daki güzel sanatlar eğitiminin çok pahalı olduğunu ve insanların buna gidemediğini, öğrencilerin olmadığını, yani çok zor imkanlarla gidebildiğini söyledi. Yani elinizde böyle bir değer varken hani mümkün olduğunca hani okula okul zamanı okula değer verin. Onun dışında mümkün olduğunca kaynaksal elde olmak şekilde bilgi toplamaya çalışın. Hani bunun için çaba gösterin, araştırın, bilgi toplayın ve çok çalışın diyor. Yani daha fazla çalışın. Thank you. Sanırım bu kadar. Söyleşimizin sonuna geldik. Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Let's get back to that.